kıza gideceğinden nasıl emin olabiliyorsun? Emin olamam tabii. Ama işi şansa bırakmadım. Hilmi Önal'ın daha önce peşlerine taktığı paparaziler nasıl olduysa kokuyu almışlar. Senin için yapamayacağım şey yok, görüyorsun. Kadın birdenbire değişti. Behlül'le evlenmemiz için ellerini çırpan kadın gitti, başka biri geldi. Tutturdu acele ediyorsun diye. Ona ne? Ne bileyim. Engel olmaya çalışıyor sanki. Sürekli yok Behlül pişman mı? Yok evlilikten korkuyor mu? Beni korkutmaya çalışıyor resmen. Konuşturma sen de, ne dinliyorsun? Dinliyormuş gibi bir halim var mı? Evlenince ondan da kurtulacağım, en çok buna seviniyorum. Aa, şu kadehlere bak. Babacığım. Neredesin tatlım? Mağaza geziyoruz Pelin'le. Evlilik listesi hazırlıyoruz. Behlül yanında mı? Yok. O smoking provasına gidecekti. Ne oldu? Güzel bey buldum size. Gidip bakın diyecektim. Ya. Nerede? Yeniköy'de. Tam senin istediğin gibi büyük bahçeli bir yalı dairesi. Ay harika. Ben görür görmez vuruldum. Şimdi bilgisayarımda da bakıyorum. Şahane. Bir de siz görün bakalım ne diyeceksiniz. Behlül'le konuşup ayarlayayım. Gideriz bir ara. Tamam, çok gecikmeyin ama. Sizin için randevu alacağım. Tamam babacığım, çok öpüyorum. Pelin'e selam. Söylerim tatlım, hadi bay bay. Bay bay. Ay ev bulmuş, Yeniköy'de bir yalıymış. Gözün aydın. Bütün evleri de biliyorum oradaki, hangisi acaba? Oo, baban evi bulsun. Biz içini döşeyelim. Behlül Bey smokiniyle ilgilensin ancak. Gidip provasını basalım. Gelme dedi ama gideceğim. Şu listeyi bitirelim önce, bir daha gelmeyelim. E bütün dükkanı işaretledik neredeyse. Bir kahve daha. Provaya geç kalıyorum. Benim gitmem lazım. Fotoğraflarını unutma. Ne zaman gidiyorsun Amerika'ya? Haftaya. Haziran'da sergi açılacak. Temmuz başına kadar orada olacağım. Biz de bir ara oralarda olacağız. Balayında. Gelirseniz çok sevinirim. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Hoşça kal. Ya ben de seninle geleyim. Kuratörle randevum var. Araban var mı? Var var. Kimin evi acaba? Bilmiyorum. Boşa beklemiyoruz inşallah. Çıktın, çıktın. Çek, çek, çek. Çek, 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 çek. Kız kim? Bilmiyorum. Seni son gördüğümde bana karşı çok öfkeliydin. Şimdi böyle yaralarının iyileştiğini görmek bana da iyi geldi. İyileşmesem nişanlı bir adam olarak çıkmazdım karşına. Bana karşı hiçbir şey kalmadığını görüyorum gözlerinde. Buna öfkeleniyorum tabii ama mutluluklar diliyorum sana. Hoşçakal. Bu kadar mı? Sen de çok mutlu ol. Sağ ol. Thank you.
Ah. Ben de size bakıyordum. Ne oldu? Şimdiden anahtarları vereyim de size. Tamam. Bunlar kilerin. 3 takım var burada. Bunlar odaların. Tavan arasındaki 2 takım. Tamam. Bunlar mahzenin. Üstündeki etiketlerde yazıyor zaten. Bodrumdakiler de burada. Ne oluyor? Devir teslim töreni mi var? Evet efendim. Anahtarları veriyorum Deniz Hanım'a. Anahtarları ben alayım. Matmazel. Buyurun. Gerektiğinde benden istersiniz. Evet tabii. Hadi ben çıkıyorum. Çetin'le golf kulübünde buluşacağız. Selam söyle. Hafta sonu programını hatırlat. Üf aman. Sırf Arsen Hanım'a ayıp olmasın diye kabul ettim, biliyorsun değil mi? Bir de onu üzmeyelim diyorsun. Evet. Hoşça kalın. Bu ayakkabıya göre alıyorum ölçüyü. Evet. İşte bu. Ha. Çok yakışmış. Hı. Teşekkürler. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk. Ne haber? Hani işin vardı senin? Senden önemli işim yok. Meraktan hepsini çabucak hallettim geldim. Ay Behlül çok şık. Beğendin mi? Hem de nasıl. Yakışıklı bir damat olacaksın galiba. Hmm. Ya babam bize bir ev bulmuş. Gidip bakalım mı hemen? Bugün mü? Babam çok beğenmiş evi. Siz de beğenirseniz kaçırmayalım diyor. Gidip bakalım, hafta sonuna kalmasın. Çiftlikte olacağız zaten, bakamayız. Şey değil, ver koyayım arkaya. Ben koyarım canım. Sedef Savaş Türk. Evet. Nereden çıktı bu fotoğraflar? Ne zaman çekildi? Bunlar çok eskiden, ta o zamanlardan. Şimdi niye çıktı ortaya? Sedef evleneceğimi duymuş da bunları yollamış bana. Hala görüşüyor musun onunla? Yok. Hayır, görüşmüyoruz. Doğru söyle. Hayır. Yıllardır görmedim. O günden beri hiç görmedim onu. Güzel resimler ama, değil mi? Bakamadım. Tamam, sonra bakarsın. Şimdi evimize bakmaya gidelim. Kolay gelsin hadi. Çok öpüyorum sizi. Dönünce görüşürüz. Tamam, söylerim. Süleyman Efendi selam söylüyor. Sağ olsun. Toparlanmışlar mı? Evet. Çıkacaklarmış birazdan. Bizim evde olmadığımız günü beklediler. Ne dramatik. Gazeteler gelmedi mi hala? Kahya almaya gitti. Şimdi gelir. Lisedeyken aynı bunun gibi bir safkanım vardı. Muhteşem bir hayvandı, babamın da göz bebeğiydi. Konkur ipek birinciliklerimi hep onunla almıştım. Yurt dışında tatildeyken acemi bir seyis yüzünden ayağının kırıldığını yazık öğrendim. Telefonda yalvardım babama, ne olur vurmalarına izin verme dedim.
Ama malum sonu önleyemedim. Tam 6 ay konuşmadım babamla. Ne yapıyorsun burada? Neyin var Bülent? Kaç gündür suratın asık. Buraya geldik yine değişmedi havan. Ne sıkıntın var oğlum söyle. Hiç. Ne olabilir ki? Aşık mı oldun? Zorla mı istersin? Söyle neyin var bilmek istiyorum. Ben yurt dışına gidince bir daha dönmeyeceğim baba. Tatillerde bile gelmeyeceğim. Niye? Herkes rahat etsin diye. Niye böyle düşündüğünü anlamıyorum. Gitmek istemiyorsan gitme. Seni zorlayan yok. Ama Bihter de ben de senin iyi bir eğitim almanı istiyoruz. Ben evden uzaklaştırılmak istendiğimi çok iyi biliyorum. Saçmalama olur mu öyle şey? Hey oradakiler. Erkek erkeğe neler konuşuyorsunuz bakalım. Bülent. Ne oluyor? Yurt dışına gitmek istemiyor. Onu evden uzaklaştırmak için yolladığımızı düşünüyor. Hiç şaşırmadım. Matmazel'in dolduruşuna geleceğini biliyordum. Kendi işsiz kalmasın diye çocuğun geleceğiyle oynuyor. Matmazel'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. İnan bana o sokuyor bu saçma sapan şeyleri kafasına. Tabii Bülent giderse evde ona ihtiyaç kalmayacak, ondan korkuyor. Beşir tek başına kaldırma, o ağır bir şeye benziyor. Evet, kitaplarım var orada yani. Tamam. Yorma kendini, tamam biz yaparız. Oldu işte. Bu da ölür mü bir el atsa? Canım onun vazifesi değil Allah aşkına. Hayatım elini çabuk tut sen de, Beşir çiftliğe gitmek için bizi bekliyor. Acelem yok. Olsun, vaktiyle git sen de. Cemile de burada çalışıyordu eskiden. Aa, biliyorum, söyledi Şahiste Hanım. Niye ayrıldığını da söyledi mi? Yok. Kovuldum ben. Hadi bugün geldiğimi de yetiştir. Yoksunuz diye geldi fırsattan istifade. Annesine babasına yardım ediyor de. Belki bir madalya verirler sana. Ne oldu? Ne gördün? Anne! Ay bismillah, ne oluyor? Şuna bakın. Ne oluyor?
Behlül! Ne oldu? Bana yalan söyledin. Görüşmüyorum dedin. Ne diyorsun? Yalancı! Hala o kadınla birliktesin değil mi? Nihal? Beni aldattın. Allah kahretsin. Beni dinle. Dinlemiyorum. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Thank you.